Olacak O Kadar Televizyonu Haber Merkezi'nin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Yetkililerin akla gelmeyecek şeylere vergi koyma konusunda Allah vergisi bir yetenekleri var sayın izleyiciler. Koyulan hep vergi, oyulan hep vatandaş. Pazarlamacıysanız hiçbir şey istemiyoruz. Tencere, tava, elektrikli tıraş makinesi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fön, her şeyimiz var. Edison'un bir an için elektriği icat etmediğini varsayarsak beyefendi, bütün bu saydıklarınızın hiçbir anlamı yok. Siz elektrik mi satıyorsunuz? Hayır, elektrik kurumundan geliyoruz. Elektrik konusunda insanları aydınlatmak için mi? Hayır, bilemediniz. Bunun için. Ama bizim hiç ödenmemiş borcumuz yok ki. Evet. Efendim biz buna aramızda güç bedeli diyoruz. Siz ne dersiniz bilmiyorum ama buna göre her aboneden ayda 500.000 lira alıyoruz. Niye ama? İlk akla gelen soru. Oysa diğer aboneler daha yaratıcı sorular sormuşlardı. Manyak mısınız kardeşim? Kullanmadığım elektriğin parasını niye ödeyecekmişim? Bir dakika yazmıştım şuraya Elektrik kısıntılarının önüne almak ve yeni yatırımlar için. Buyurun beyefendi. Allah Allah, ödemezsek ne olacak? Beyefendi devletin gücüne gider. Devletin gücü de öyle güç bedeli gibi ödenesi bir güç değildir. Verelim verelim. Nasılsa 500.000 lira. Başımızın gözümüzün sadakası olur. Bari verelim ya. Göz göre göre adam soyuyorlar sesimiz çıkmıyor diye. İyi günler. Beyefendi güç bedeli vergisini az önce ödedik, geç kaldınız. Hayır efendim, bizimki o değil. Bizimki doğalgaz boru hacmi gider çizelgesi reseptörü. Ne? Yahu kardeşim, kulağını açsaydın da iyi dinleseydin. Söz ağızdan bir kere çıkıyor. Sonra öyle ezbere söylenmesi kolay bir cümle değil ki bu. Peki ne demeye alıyorsunuz o boru hacmi şeysini? Nasıl niye? Doğalgaz kullanmıyor musunuz? Tamam da faturasını her ay hiç gecikmeden ödüyoruz. Canım onu herkes yapıyor. Dua edin doğalgaz kullanıyorsunuz. Yakında doğalgaz kullanmayanlardan da para alınacak. Şimdi konuya dönersek bu doğalgaz şeyisinden alınan para doğal olarak gaza yatırım yapılmasını sağlayacak. Ve doğalgaz için ele güne avuç açmamız tarih olacak. Vermezsem ne olacak diye sormuyorum. Onu az önceki arkadaş açıklamıştı. Ne kadar? 2 milyon sadece. Buyurun. Ne bekliyorsun? Gelen giden olursa diye. Yok canım artık kim gelecek? Aha da geliyor. Aa. Merhaba ben İSKİ'den geliyorum. Nedir? Debi ağzı kolektör simülasyonu vergisi. Nedir diye sormayın çünkü bu konuda benim de en ufak bir bilgim yok. Akşam çocuklar sözlükten baktı. Sadece debi kelimesinin manasını bulabildik. O da 1 saniyede akan su miktarıymış. Kaç para? Sudan ucuz 1 milyon. Burada İSKİ olarak sattığımız suyun pahalılığını hiciv yoluyla eleştirmekten de geri kalmıyorum. İçmediğimiz suya para veriyoruz resmen. İçmeseniz de su sesi dinlendirir beyefendi. Açın musluğu, şırıl şır dinleyin. Peki al hadi al. Teşekkürler. Ne kaldı ki vergisini almadığımız? Aa, telefon! Evet, telefon, ahize, kontrol, eş, güdümsel, iç, çekimsel, tuş vergisi. Başlarım ulan verginizden. Ne kadar? İyi be, sesimiz çıkmıyor diye iyi tepemize bindiler. Aa, nereye gidiyorsun sen? Gidip bakayım hangi aklı evvelin başının altından çıkıyor bu fikirler. Oralara buralara gidiyorlar, kimseye haber vermiyorlar. Çaktırmadan seviyorlar. Ne var, ne istiyorsun? Ben bakanı görmem lazım. Dur bakalım, öyle elini kolunu sallayarak içeri giremezsin. Bağlayın o zaman kollarımı, hayret bir şey. Bir dakika, dur. Sayın Bakan. Efendim, yol izolasyonu, hemzemin, viyadük, geçit vergisi alsak? Tamam Napolyoncuğum, onu da not aldım. Çocuklar aklıma bir şey geldi. Televizyon frekans izleme vergisi alsak diyorum. Saçmalama, deli misin? Temel dayanaktan yoksun. Tamam çocuklar, pardon. Aptalca kabul ediyorum. Efendim, tünel giriş çıkış ve üst geçit vergisi alalım. Harika. Efendim, hastaların işi bittiyse başhekim fark etmeden koğuşlarına götürsem diyor. Tamam, sağ ol. Bugünlük bu kadar yeter. Yarın görüşürüz. Hadi bakalım, hadi çocuk, hadi bakalım. Yürü. Alo? Müsteşar, yeni fikirlerim var. Ne vardı? Yok efendim, yok bir şey. Rahatsız etmeyeyim. Siz işinize bakın. Alo, bak şimdi. yol, hemzemin, izolasyon, geçit ve viyadük vergisi alacağız. Tamam mı? Memleket o hale geldi ki sayın izleyiciler, miras yedi olacağım diyen bir anda ayvayı yedi olabiliyor. Vasiyet bırakmak, sigara bırakmaktan daha zor bir hal aldı. Ah, sayılı gün geldi çattı. Ah, ben artık gideceğim galiba. Hadi ben gidiyorum artık. Oh evlatlarım. Evlatlarım neredesiniz? Evlatlarım. Neredesiniz? Buradayız baba. Daha doğrusu bir tek ben buradayım. Supi. Sensin değil mi oğlum? Supi. Diğerleri nerede oğlum? Öbür kardeşlerine haber vermedin mi? Vermez miyim baba? Bütün kardeşlerime haber saldım. İşi gücü bırakın buraya gelin dedim. Aferin, iyi demişsin oğlum. Görüyorsun artık ben ekmeğin çoğunu yedim. Baba, o nasıl söz? Allah gecinden versin. Abi, abim nerede? Yetiştim değil mi? Ayşegül. Efendim? Ayşegül. Buradayım abi. Bu Ayşegül'ün sesi, onun sesi. Ha, görüyorum. Evet. Ulan ben zaten görüyorum, sadece ölüyorum. Ayşegül. Efendim kız, abi. Kız ne oldu sana böyle? Trafik kazası işte abi. Ah, ah, benim canım kardeşime neler olmuş. Neyse, mirasımı açıklıyorum. Dur abi, henüz mevcudu tamamlayamadık. Mesela İdris abim nerede? Buradayım. İdris geldim. Abi, gel sana bir sarılayım. Canım Ayşegül'üm. Aa, abi bu gelen sesler nedir? Sorma be Ayşegül. Hastaneye bir yattım yorgan döşek. Çıktığım zaman organ döşek. Nasıl yani? Yani hastanede bütün iç organlarımı çalmışlar. Ah. Ya. Hepimiz bu kadar mıyız? Sadullah da gelirse tamam. Yavrum hastayı şöyle alalım. Ah Ayşegül ah. Geç kalmadım ya. Aa, Sadullah da geldi işte. Oğlum ilk göz ağrım. Ateş parçası oğlum. Aa, bu ne hal? Yaklaşma yaklaşma, çok sıcak. Sorma be güzelim. İşten kovulduktan sonra eve haciz geldi. Çocuklar evden kaçtı. Karım evden kaçtı. Çocuklar benim başıma kaldı. Ortanca kız da kötü yola düşünce ben de kendimi yakmaya karar verdim. Ah yandı gitti çocuk. Cinnet durumları desene. Neyse artık hiç vaktim kalmadı. Mirasımı açıklıyorum. 1, 2... Aramızda gelmeyen var mı beyler? Abi, iyisin diyeyim. Ah Lütfü, ortanca kardeşim Lütfü. Gözlerime inanamıyorum. Bir baltaya sap olmuşsun sonunda. He vallahi abi, en sonunda bir baltaya sap oldum. Benimkisi küçük bir iş kazası sadece. İş kazası ha. Neyse kazanız mübarek olsun. Ah mirasımı açıklıyorum. Küçükköy'deki büyük evi oğlum Supi'ye bırakıyorum. Bana bırakma baba. Ben gideceğim zaten. La havle ve la kuvvete. Lan dur, dur. Nereye gidiyorsun? Evi kime bırakacağım? Ayşegül'e bırak. Aa, naşladı. Neyse, ölenden ölülmez. Küçükköy'deki büyük evi Ayşegül'e... Üzgünüm beyefendi. Ayşegül artık sizi duyamaz. Aa, o vakit Küçükköy'deki evi... Çek lan şu baltanı. Sana bırakıyorum. Bana da bırakma. Doktorlar söyledi. 3 haftalık ömrüm kalmış. Şu halime bak. O halde Sadullah. Dumandan gözükmüyor ki herif. Küçükköy'deki evi sana bırakayım. Orası sana yakışır. Tüte tüte oturursun. Ben yanmışım baba. Hadi hakkını helal et. Dur lan, dur ana. Lan bu da gitti. Ben kime bırakacağım bu ev? Sen ne diyorsun? Abi ne diyorsun? Duyamıyorum. Eşhedü en la. Vay anam vay. Vay babam vay. İş kazası, trafik kazası, kaza kurşunu derken memleket ne hale gelmiş. Mirası bırakacak adam bulamıyorum. Ben de ölmüyorum. Sokaktaki çocuklardan mendil almaya kalktığınızda en az 3 paket alın sayın izleyiciler. Çünkü bir anda suçlu durumuna düşeceğinizden bir paket gözyaşlarınızı kurulamaya yetmeyecektir. Sokakta bir sokak çocuğundan kağıt mendil alırken yakalanmışsın. Ne diyorsun? Efendim aldım. Kendim ağır nezle olmuşum ve burnum akıyor. Mendil ihtiyacı içerisindeyim. Karşıma çocuk çıktı, mendil dedi. Ben de ver dedim. Bunun suç olduğunu nereden bileyim? Kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Suçlusun. Ve cezan 6 ay hapis. Yapmayın. Yaparlar abicim, yaparlar. Yahu mendil aldım. Sokaktaki çocuktan mendil aldım 6 ay. Böyle saçma kanun olur mu ya? Saçma ya da değil, oluyor işte. Çocukların çalışması yasak ya. Geç bakalım. Şu yeni gelene bir yer verin. Gel birader, Allah kurtarsın. Sağ olun. Kurtarabilirse şahsen ben de çok müteşekkir olacağım vallahi. Suçun ne birader? Sorma kardeşim. Benim suçum çok büyük, çok büyük. Ne oldu ya? Sorma dedik ya kardeşim. Bak sordun madem anlatayım. Dur bakalım birader, ya paranı ya canını. Ne olur canıma kıymayın. Alın tamam, bütün param sizin olsun. Allah mis cüzdan. Oh, içinden bir sürü para çıktı. Helal lan sana keriz. Ulan çabuk yakalamadan naşlayalım, hadi naş. Hadi. Polis! Polis! Hırsız var! Ne oldu? Söyle bakalım. Soyuldum efendim. Hırsızlar gelip bıçağa dayayıp 1000 dolarımı aldılar. Ne? Sen üstünde 1000 dolar mı taşıyorsun? Hırsızlar... Yürü lan merkeze. Ama hırsızlar... Nasıl yani? Abicim bu büyük suçmuş. Kanunda da yeri varmış. Yani gece vakti cebin dolu olarak hırsızları tahrik edecek biçimde dolaşıp... ...hırsızların beni soymasıyla hırsızlık suçuna yol açmaktan 1 yıl yedim. Yani giden 1000 dolar da cabası. Geçmiş olsun birader. Şeriatın kestiği parmak kanıyor abicim, kanıyor. Allah Allah, dur bakalım daha neler göreceğiz. Yürü lan, utanmaz, arlanmaz, ahlaksız herif. Gel içeri. Abi yüz kızartmışsın suçtan galiba. Sen ne yaptın birader? Halkı kin ve düşmanlığa sevk edecek bölücü bir propagandaya maruz kaldım abi. Anlamadım. Ben de anlamadım. Anlamadığımı hakime de anlatamadım ama bana 2 yıl verdiler abi ya. Ya kardeşim, şunu basitçe anlatsana. Abicim ben oturuyorum bir yerde, tanımam etmem. 3 tane tip geldi masaya, başladılar konuşmaya. Bu düzen değişecek dediler. Hayır kalkacağım, kalkamıyorum. İtiraz edeceğim, heriflerden korkuyorum. Pat polis gelmesin mi? Vay sen bunları nasıl dinlersin? Nasıl bu propagandaya malzeme olursun diye attılar beni içeriye. Ya o herifler? Onlar propagandaya devam abicim. Yuh artık be, bu kadar da olmaz ya. Ha. O ne ya? Tut şunu, tut. Tamam abicim, tut. Gel. Bu lan buz gibi be. Yatır abi, şöyle bacaklarını koy bakayım şöyle. Bu ne ya? Bu adam ölü. Ne ölüsü? Suçlu o. Cinayete kurban gitmiş. Ne cinayeti ya? Faili meçhul. Sen kalk oku, yetmesin yaz, yetmesin hak, hukuk diye konuş, yetmesin insan hakları, hukukları diye bir dernek kur. Vurdurtmuş kendini. Yahu niye mezara koymuyorsunuz da buraya koyuyorsunuz? Ne mezarı kardeşim? Hakkında 24 yıl cezası var bunun. Kendini bilerek, isteyerek öldürtmekten 24 yıl yedi bu adam. Siz belki çıkarsınız ama bu zor. Allah'ım sen aklımı koru. Allah'ım bu nasıl hukuk sistemi, nasıl adalet, nasıl bir icraat bu? Demek artık suçluları içeri atmayacaklar, mağdurları atacaklar öyle mi? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım ya. Ben anladım. Şimdi anladım. Bizim yüzümüzden. Nasıl yani? Abicim biz değil miyiz? Namuslu, dürüst, aklı başında insanlar varken... Nerede bir işe yaramaz, sorun çözmekten aciz adam varsa onları başımıza getiren... Ne e'si kardeşim? Böyle başa böyle tarak. Büyüklerimiz haliyle memleketi kendi alıştıkları biçimde yönetecek. Namus kavramına sağlıksız yaklaşımımız, sağlığımızı da gerçek anlamda bozar oldu sayın izleyiciler. Selamünaleyküm. Buyurun. Gel, buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun oturun. Buyurun geç. Buyurun. Evet, neyiniz vardı? Böğründe bir ağrı var doktor. Ha, sık sık oluyor mu? Sabahtan beri oluyor. Pekala bir bakalım. Geçin şöyle. Buyurun. Gel buyur. Gel. Geç kızım içeri. Geç sen içeri. Otur bakayım. Ha. Otur oraya. Ha. Soyun. Oho doktor ne diyorsun ya? Soyunmayın olur mu? Namahrem ayıp oluyor biraz. Şaka mı yapıyor? Ne? Muayene edeceğiz kardeşim. Belki önemli bir şey vardır. Başka türlü muayene edemiyor mu? Bu ne saçmalık kardeşim? Böyle muayene olur mu? Ya sen de hele. Bak kız. Çattık ya. Şu ağrıyan yerine bas bakayım elini. He, he. Bakma, bakma. Ne diyorsun kız? Oy anam, oy, oy diyor. Tam neresinde sancı? Çok mahrem yerine az mahrem yer arasında bir şey. Aman Allah'ım, büyük bir olasılıkla apandisiti patlamış. Hemen ameliyata alınması lazım. Ya ilaç neyin bir şey yazsan olmuyor mu? Ne diyorsun be adam? Hemen müdahale etmezsek karın ölebilir. Dik dik dik, karnını dik. Aa, dik, ne yapıyorsunuz dik, siz burada? Karnını dik. Namahrem, namustur doktor. Baba, baba dön arkam. Dön, dön. Burada dön, ne arıyorsunuz kardeşim? Ya kadının tenini bile görmek mahremken sen tenin altını göreceksin öyle mi? Yok öyle ama. Ne olacak şimdi? Ne olacak olay sen tarif edeceksin ben ona göre yapacağım. Ya manyak mısınız kardeşim siz cerrahın işini nasıl yapabilirsiniz? Dur adam. Ne? Ya olacak şey değil ne yapıyor bunlar ya? Hiç de bile zor değil. Sancının olduğu yeri bıçakla yardım bile. Ne yaptın ne yaptın hem de bayıltmadan mı? Ödemedin ki bayıltak. Heh. Ha bayıldı. Ulan burada vıcık vıcık bir şeyler var. Bu ne ki? İnanamıyorum. Anam elime bir şey yapıştı. Bu ne la? Fazla mıdır? Nedir? Çöp yok mu la buralarda? Ne çıkarıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Sok onu yerine. Bakma. Bakma Allah'ıma vurur dayı olur. Sen ne yapacağız onu de. Dua okuyacaksın. Hı? Dua mı? Niye ki? Çünkü öldürdüm kadını. Bak göstergedeki kalp atışları durdu. Başın sağ olsun emmi. Allah razı olsun dostlar sağ olsun kardeş. Biz size geldik bitlendik. Dik dik dik. Karnını dik. Dik dik dik. Karnını ah, dik. Ah! Sana tıbbın bütün imkanları da fayda etmedi bin nasip. Ah! Senin ruhuna bir Fatiha bin nasip. Oy! Ulan! Ulan yanındaki kim ulan? Ulan bu bir herif. Sunuhi. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bu kim? Ana! Ulan bu da Kazım. Ulan Sunuhi ile Kazım'ın arasında yatıyor ulan Binnaz. Ulan benim namahremi bu heriflerin yanına kim yatırdı lan? Ulan çabuk bana bir kazma bulun. Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Kazma! Acı türkülerin baş tacı edilen en tatlı sesi İbrahim Tatlıses'in vurduğu yerden ses geliyor sayın izleyiciler. Ula sen 8 aylık kısa dönem sevgililiğinle 18 yıllık hayat arkadaşıma nasıl konuşuyorsun? Ha? La sen neyi gülüyorsun? Siye diyeyim gel buraya. Ha? La sen ne gülüyorsun? La gel buraya siye diyeyim lo. Her yaptığı reklam olan İbo'nun son reklamını haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar.